Kıymetli kitap dostları, Mikro Kitap ile Okuma Saati programımıza hoş geldiniz. Her pazar saat 14'te yayınlığa geldiğimiz Okuma Saati tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Pek çok açıdan tanıdığımız, pek çok konuda aktif, aynı zamanda Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mücahit Yıldız bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün yine çok önemli konulara temas edeceğiz. Pek çok konu başlığımız var, sorularımız var. İnşallah zamanımız yeter. Bunlara hızlıca temas edeceğiz. İnşallah. Peki konulara girmezden evvel Mücahit Yıldız kimdir? Pek çok insan tabii tanıyor. İş dünyasından pek çok insanlar tanıyor. Market sektörü tanıyor. Müsiyat camiası, iş dünyası, DEİK. Pek çok açıdan pek çok dostları olan bir insan. Çok aktif bir insan. Gerçekten tebrik ve takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki tanımayanlar için, bilmeyenler için Mücahit Yıldız kimdir? Buyurun. Evet. İsmim Mücahit Yıldız. 1965 doğumluyum. Rizeliyim. 3 çocuk babasıyım. Maşallah. İlk ve orta tahsilimi mahalle mektebinde tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldum. Lisans eğitimimi de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladım. Birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli pozisyonlarda aktif olarak görev almaktayım. Dünyanın şu anda 5. Avrupa'nın 2. büyük odası İstanbul Ticaret Odası'nda, evet, meclis üyeliği görevini, evet, yapmaktayım. Evet, evet. Müsiyat İş Adamları Derneğimizde bu dönem yönetim kurulu üyeliğine arkadaşlarımız hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Aynı zamanda müsiyat bünyesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığını yapmaktayım. Hayırlı olsun bu arada sektör kurulları. İhtisas edildi tekrar, evet, deruhte edildi. Tekrardan canlandırıyoruz. Hayırlı bereketli olur inşallah. Çok teşekkürler. Yine bunun gibi saha, savunma havacılık, uzay kümelenmesi, TÜRES Derneğimiz, Artiyat, evet, Arap Türk İş Adamları Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda görev almaktayım. İş hayatı olarak da bu sene 76. yılını kutlayan 22 şirketten oluşan Sultanlar Şirketler Grubu, Sultanlar Holding'de, hı hı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yapmaktayım. Sultanlar Holding olarak biz ağırlıklı olarak hızlı tüketim sektörüne faaliyet gösteriyoruz. Bugün birçok izleyicimizin de yakinen bildiği ve sektöre ismini veren birçok markanın üretimini gerçekleştirmekteyiz. Örnek olarak söylemek gerekirse Camsil markalı cam temizleyici ürünler, Ernet temizlik ürünleri, salon sıvı sabun ve kozmetik ürünleri, gıda sektöründe toz tatlı grubunda Kenton, arı çocuk ekbesin ürünlerini, piknik mutfak ürünleri gibi birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'mizin haricinde Irak'ta ve Türkmenistan'da gıda fabrikalarımız, Rusya ve Ukrayna'da dağıtım şirketlerimiz var. Grubumuz çok iyi bir dikey entegrasyon firması aynı zamanda. Önce yurt dışından getirdiğimiz, işte Almanya'dan, İtalyan'dan ve Fransa'dan getirdiğimiz makineleri zaman içerisinde Türkiye'de kendimiz üretmeye başladık. Ve bugün şu an 100'ü aşkın ülkeye makine ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ve sevindirici husus, dün Almanlar, İtalyanlar, Fransızlardan aldığımız makineleri bugün o ülkelere satar hale geldik. Bu şirketimizin de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir satış ve dağıtım ofisini oluşturduk. Hedefimiz ülkemizin bu markalarını her bulunduğu mücadele ettiğimiz kategoriler içerisinde gidebildiğimiz ülkelere, dünyanın hemen her noktasına ulaştıracak şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin büyüklüğünden ve gücünden korkmuyoruz. Tek yapmamız gereken kendi inandığımız kurallar çerçevesinde, inandığımız değerler çerçevesinden sapmadan bu ürünlerimizi bütün dünya insanlarına ulaştırmak olarak
belirlemiş durumdayız. Bu yolda da ilerliyoruz inşallah. Harika. Sağ olun. Gerçekten tebrik ediyorum. Can kulağıyla dinledim. Zaten bu başarılarınızı yakından takip ediyorduk. Yani 1945'lerde kurulmuş olan ve halen 76 yıldır senesinde, evet 76 yıldır devam ede gelen, ki Türkiye'de özellikle aile şirketleri devam edemez. İkinci, üçüncü kuşaktan sonra genelde kapanır. Belli bir kültürle bugünlere kadar gelmiş. Ve şu anda elhamdülillah pek çok alanda üretim yapan, ihracat yapan, ülkemizin en çok ihtiyacı olan hususlarda, özellikle 2018 sonrası eksikliğini hissettiğimiz ve bu konuda da çabalar gerektiğini ifade ettiğimiz ve bu Okuma Saati programımızda sürekli anons ettiğimiz kitap, kültür, yerli üretim mottosuyla siz bunu hayata geçirmiş bir ailesiniz, bir grupsunuz, bir holdingsiniz. Ben sizin nezdinizde bütün Sultanlar Holding çalışanlarını, başta Faruk Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere bütün ailenizi ve grubunuzu tebrik ediyorum. Ben de ürünlerimizi alan, sonuçta bu ülkenin oluşturduğu markalar bunlar. Biz emanetçiyiz, kendimizi öyle görüyoruz. Ürünlerimizi tüketen tüketicilerimiz, tercih eden tüketicilerimiz, bu ürünlerin dağıtımında görev alan distribütörlerimiz, bayilerimiz, tüketicilere ulaşmasını sağlayan perakendecilerimiz ve ülkemizin değerlerini oluşturan tüm 85 milyonumuza gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar olmasaydı biz bugün olmazdık. Onların değerleriyle geldik ve biz de topluma karşı olan bütün vazifelerimizi eksiksiz şekilde yerine getirerek onlara karşı olan borçlarımızı ödemeye gayret ediyoruz. Yani açıkçası ben de şunu ifade etmek istiyorum. Siz ve grubunuz olmasaydı, ürünleriniz olmasaydı çok eksiklerimiz olurdu. Teşekkür ederim. Çünkü bir eve girip evi temizleyeceğimiz zaman cam silsiz olmuyor. Bütün lavabo temizliğine kadar, bütün temizlik kategorisinde işte el sabunu vesaire, sıvı sabun, bunlarda hep bütün ürünleriniz var. Diğer taraftan yemeğimiz dedik, bir tatlı ihtiyacımızı karşılamak için bir tatlı yiyeceksek, tatlı yapacaksak, yine işte sizin markalarınız Canton vesaire. Bunlarla çok önemli bir boşluğu doldurdunuz. Ben yukarıda da söyledim. Yani yabancı bazı şirketlere mahkum bir yapımız vardı esasında. Evet, doğru. Siz bu anlamda çok ciddi üretim ve satış, dağıtım, pazarlama faaliyetleriyle çok önemli bir boşluğu doldurdunuz. İnşallah diğer firmalarımız da bu konuda çabalarını artırır. Gerçi bir ivme görüyoruz. Bunun artırmasını da arzu ediyoruz bu arada. 85 milyona yakın bir nüfusumuz var. Topyekun çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Arada belki ufak bir şey daha söylemek lazım. Bugün ne kadar şükretsek az, Türkiye'deki sanayicilerimizle, ticaret erbabımızla, esnafımızla, dünyada yapılmayacak, üretilmeyecek hemen hemen hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani her şeyi yapabilecek bir hale geldik. İşte bunu en son bu pandemi sürecinde yaşadık. Yani dünyadaki birçok ülkede çok ciddi panikler, raf boşaltmalar olmasına rağmen yerli üreticiler olarak halkımızın bütün ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılama becerisini gösterdik. Bütün olumsuz şartlara rağmen. O yüzden ülkemizin kabiliyetleri çok fazla. Buna hepimiz inanıyoruz. Şöyle bir realiteden de bahsetmek lazım. Hani bir iki ufak rakam da vermek isterim bununla ilgili. Dünyada bugün yaklaşık 80 trilyon dolar bir ciro dönüyor. Yani aklınıza gelebilen beyaz para, kara para, bunun içerisinde hepsi dahil. Hani benim çiçekçi ablamdan tutun Elon Musk'ın işte SpaceX'ine varıncaya kadar, Tesla'sına varıncaya kadar böyle bir ciro var. Bu cironun şu an 800 milyar dolarını Türkiye olarak biz yapıyoruz. Yani dünyadaki cironun %1'i bize ait şu anda. İki türlü bakılabilir. Yani ne kadar az bir rakamımız var. Bir de %99 daha gidecek yolumuz var demek. O yüzden önümüz çok açık. İkinci bir şey daha söylemek lazım. Bugün İslam ümmetine baktığımız zaman hani dünyada yaklaşık 7 milyar insanın 2 milyarı İslam ümmeti. %25 gibi bir rakama sahibiz şu anda. Ama dünya ekonomisinden aldığımız pay %10'lar seviyesinde. Yani o anlamda da bakıldığında önümüzde gitmemiz gereken çok fazla yol var. Hepimizin malum bildiği, özellikle Batı ülkelerinde nüfus artış hızları giderek düşüyor. Yani belki sıfırlar, eksilere falan olmaya başladı. Nüfus çok hızlı yaşlanıyor.
Uluslararası firmalar, uluslararası ölçekteki firmalar ise Türkiye gibi, yani bugün 25-6 yaş grubumuz neredeyse aşağı yukarı 30 milyonlar seviyesinde. Yani bunu biraz daha yükselttiğimizde 50 yaş altında 70 milyon nüfusa sahibiz. Özellikle genç kitlemiz ve tüketim eğiliminin çok yüksek olduğu yerler bu uluslararası firmalar tarafından çok hızlı bir şekilde ele geçirilmeye çalışıyor. Yıllardır biz bu mücadele yapıyoruz şu anda. Yerli üreticiler evet. olarak bu mücadele yapıyoruz. Hani firmalar Türkiye gibi pazarlar ele geçirmek için mesela kendi yöneticilerine Türkiye'de 5 yıl zarar edebilirsin, 10 yıl zarar edebilirsin gibi hedefler veriyorlar. Ta ki şey ele geçirilsin, evet. piyasalar ele geçirilsin. Hani ben bir tabirim şu, bugün 780 bin kilometre karedeyiz. Evet, coğrafi anlamda bağımsızlığımız var. Ama raflara döndüğümüzde evet. birçok uluslararası firma tarafından hani bazı kategorilerde evet, evet. ciddi hakimiyetler sağlanmış durumda. O yüzden biz bunun ciddi mücadelesini veriyoruz. Ama sevdiğim bir tabir var, rekabet kabiliyet geliştirir. Hı hı. Bu firmaların burada olması bizim daha fazla kendimizi geliştirmemiz, burada mücadele yapabilmemiz ve burada ayakta kalabilirsek dünyanın her tarafında mücadele yapabiliriz diyoruz. Şu an Türk ürünleri herhalde dünyada hani Birleşmiş Milletler'e bağlı 190 küsur tane ülke var. Zannedersem 170 ülkeye varıncaya kadar şu an ürünlerimiz bir şekilde ulaşmış. İnşallah daha da güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. 170 ülke. Aşağı yukarı yani total ihracat anlamında bakıldığında bu sayılara geldik. Neredeyse dünyada gitmediğimiz ülke kalmadı neredeyse. Diyebiliriz şu anda. Bu da önümüzün ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Ben dediğim gibi hiç kimsenin gücünden ve büyüklüğünden korkmuyorum. Ve böyle bu korkmama duygumuzda gidecek. Arkadan da büyük bir gençliğimiz geliyor. Onlardan çok ümit varız gençlik adına. İnşallah bu bayrağı bizden alıp daha ilerlere getirecekler. Çok güzel. Bu arada siz onu anlatırken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Asır suresinin manası noktasında ne diyor? Zamana yemin olsun ki evet. her şeyin zaman ilacı zaman. Aynen. Zamana ihtiyaç var. Şimdi ne diyorsunuz siz? 45'te kurulmuş bir gruptan bahsediyoruz. 76 yıldır adım adım şimdi bu seviyeye gelmiş ama 76 yıldır sürekli üstüne koyan, devam eden, hiç çizgisini bozmamış bir yapıdan bahsediyoruz. Çok doğru. Bu kolay bir şey değil. Şu an 4. kuşak mı? Ben şöyle diyorum, ben ailede 3. kuşağım. Kuzenimle beraber, Faruk Bey'le beraber. 4. kuşak çocuklarımız işin başında. 5. kuşak hemen hemen ilklerden bir tanesi de benim torunum. Maşallah. O da 4 yaşında oldu. Şimdi ona da başladık. Markette, raflarda ürünlerimizi dizdirmeye başladık. Harika. Biz kendimizi de doğrusu öyle yetiştirdik. Ben 56 yaşında olmuşum, 65 doğumluyum. Maşallah. Diyelim ki 5 yaşından beri ticaretin içindeyim. Evet. Yani en alt kademeden, yer süpürmekten, işte müşteriye sipariş hazırlama, işte ürünleri sırtımızda, uzak yerlere taşımaya varıncaya kadar, müşteri arabalarına teslim etmeye varıncaya kadar bütün aşamalarını yaşayarak geldik. Aynı yaşanmışlıkları da bütün kendi çocuklarımızda da yaptık. Dolayısıyla ileriye dönük olarak da tabii bir şeyi yönetebilmeniz için o şey hakkında çok derin bilgilere de sahip olmak lazım. Bunu çocuklara, nesillerimize aktara daha da ileri getireceğiz inşallah. Hocam siz de gözlemliyorsunuz, biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Evet, sizi de tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Gerçekten harika işler yapıyorsunuz çocuklarınızla beraber. Herkese örnek olması 7/24 gerekiyor. 7/24 hocam. 7/24 aynen öyle. Bizim için haftanın ilk günü artık pazar günü, birinci gün. Öyle mi? Pazar günü mesai başlıyor televizyon programıyla beraber. Hı-hı. Ailecek, hı-hı. bütün ekip olarak. Ne kadar? Pazar zaten mecburi. Ulusal çapta çalışmanın ilk günü. Sonra cumartesi oluyor. Doğru. Sonra dinlenecek miyiz diyoruz. Tekrar pazarla tekrar mesai başlıyor. Öyle. Doğru. Bir döngüde devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Ben şeyden devam ettim. Asır süresi demiştim. Evet. Zaman evet. önce. Aha. Sonra diyor genelde insanlar kaybeder. Evet. İnden insan lefihus. Sonra ilerle zinamın. Yani bunun hariç kimler kurtulabilir? 4 ilki orada. Bir tamam. inanmak. Allah'a inananlar. Tabii. Ha. Ben biraz iş tarafındaki tamam, tefsirini tamam, haline tamam. şey yapmış Aha. oluyorum. İnanmak, sonra güzel işler yapmak, başarılı, taş üstüne taş koyan, devamını getirebileceğimiz. Sonra
İşte sabırlı olmak, işte 76 yıl. Aynen öyle. Ve hakkını vermek. Aynen öyle. İşin hakkını vermek, hakkı teslim etmek. Doğru. Tabii orada işte işçinin hakkını, kendi hakkını vesaire, ülkenin hakkını, bütün hak genişletilebilir, neyse. Siz bunu tamamen uygulamış bir grupsunuz ve bugünlere geldiniz. Hamdolsun. İnşallah nice 76 yıllara diyoruz. İnşallah. Üstadım, şimdi tabii programımızın amacı kitap, kültür, yerli üretim ve İnsanları okumaya teşvik etmek. Evet. Maalesef ki televizyonlarımızda bu tip programlar pek yok. Bir iki tane bir program var. O da tam bu programın karşılığı değil. Şu anda hemen hemen bu alanda tek bir kültür programı icra ediyoruz. Peki kitap okuma, kültür, bu konularda sizin görüşleriniz nelerdir? Okuma saati hakkında bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii. Şimdiki hani bilim insanlarının yaptıkları bir takım araştırmalar var. İşte kainat yaratılalı yaklaşık 40 milyar yıl olmuş. İşte dünya yaratılalı 4 milyar yıldan bahsediliyor. İlk canlıların dünyaya gelmesi 300 bin yıl olmuş. İlk insan, yani bizim Göbekli Tepe'deki buluşlarla da birlikte hani 15 bin, 20 bin hatta 30 bin yıla varıncaya kadar şey söyleniyor. Dolayısıyla dünya aslında ben kainat kitabını önce okumamız gerektiğini inanıyorum. Tabii. Yani o kadar muazzam, o kadar mükemmel, birbirleriyle uyumlu bir yaratılış olmuş ki önce bizim bunu okumasını bir bilmemiz lazım. Asıl büyük kitap kainat kitabı diye düşünüyorum. Büyük kitap o. Büyük kitap o. Buna bağlı olarak da şunu söylüyorum. Yani İnsanların bu hani dünyaya gelişinden sonra ilk önce neler olmuş? İşte kas gücüne sahip olan insan güçlü olmuş. Evet. Sonra tarlası olan insan güçlü olmuş. İşte sonra fabrikası olan hani fabrikatör işte güçlü olmuş. Sonra teknolojisi gücü olan, sonra bilgisi olan, bugün ise hepsinin bir birikiminin sonucunda da hayali olan insan güçlü insan. Yani bugün hayaliniz varsa artık o para ediyor. Bu hayallere para verecek insanlar. Ben hep söylerim. Hani işte Arşimet bu suyun kaldırma kuvvetini işte banyoda banyo yaparken bulmuş ya işte tası falan söylerdi. Suyu kaldırdım, buldum diye peştemalıyla sarılıp fırlamış. Derim ki insan hani doğduğundan beri veya ilk insanlardan beri belli bir dönem sonrasında hep bu banyo yapma olmuş ama Arşimet bunu ortaya çıkarmış. Çünkü bir davası varmış Arşimet'in. Yani kafasını bir yerine koymuş. Doğru. İşte insanların o hayallerini gerçekleştirebilmesi için, o hayallerini oluşturabilmesi için de... Arayan bulabiliyor hocam. Aynen, ama onu oluşturacak da arkada ciddi bir birikimine ihtiyaç var. Tabii. Yani öyle pat diye hemen ortaya şeyler çıkmıyor. Konular bir çıkmıyor. İbare vardır hocam. Sormaz ki bilsin, bilse sorardı. Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi. Aynen öyle. Yani bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Aynen öyle. Burada da bu nesilden nesille işte bu medeniyeti aktaracak olan en önemli unsur bugün kitaplar. Evet. Yani kitaplar olmasaydı hakikaten biz bugün ne hani kainatı okuyabilirdik. Evet. İşte bizim de kitabımız var, Kur'an. Ne bunu okuyabilirdik ne de bugünkü geldiğimiz yere ulaşabilirdik. Hani yine güzel bir şey var. Zaman ilerliyor, Kur'an gençleşiyor. Evet, evet. Yani o kadar özellikler, o kadar şeyler üzerine fikirler eklene bir yere kadar geliyor ki her okuduğumuzda farklı bir şey elde ediyoruz. Atalay Şahinoğlu diye bir abimiz vardı. İşte Ticaret Odası. Evet. Bir ara İstanbul Ticaret Odası'nda da meclis başkanlığı falan yaptı. Bir gün ondan bir toplantıdayız. İşte bir firmanın bayiliğini yapıyorduk. Atalay Bey de firmanın danışmanıydı. Bizleri topladı. Dedi ki, çocuklar dedi, size bir soru soracağım dedi. Japonlar dedi, bir araya geldiklerinde ne ile övünürler Japonlar? Biz hepimiz dedik ya işte çok çalışkandır, işte şirketine bağlıdır, vatanseverdir. Bir sürü şeyler sıraladık. Hayır dedi. Japonlar dedi, bir araya geldiklerinde bir kitabı kaç kez okuduklarıyla övünürlermiş. Ya çok enteresan geldi bize. Yani ben filanca kitabı 20 kez okudum, filanca kitabı 30 kez okudum diye konuşurlarmış. Ben de tabii işimin de getirdiği şeylerle elimden geldiği kadar fırsatımız oldukça hep şirket tarihçelerini okumaya çalıştım. Yani işte bir tanesi bir sabunla başlayan yolculuk, P&G'nin hikayesini anlatıyor. Adam yaşamış, gelmiş işte.
Altın Kemer efsanesi McDonald'ın hikayesini anlatıyor. İşte Pepsi Cola savaşları, yani dünyanın iki tane büyük içecek firmasının savaşı, birbirine nasıl taktikler yapıyor şeklinde. Bunların bir tanesi de Sony'nin kitabıydı. Bu kitapları mesela atıyorum diyelim bir 30 yıl önce okumuşum. Alttan hep ben çizerek okurum. Yani görürüm ve çizerim. Görürüm, çizerim. Diyelim o aynı kitabı 25 yıl önce tekrar okumuşum. Aynı kitabı 20 yıl önce tekrar okumuşum. Ama her okuduğumda aynı kitaptan o kadar farklı şeyler almışım ki, evet, yani bilgiler almışım, o gelişmeyi sağlıyor. İnkişaf ediyor. Aynen öyle. Tabii hep ben şunu söylüyorum. Bugün modern bir şehirde yaşayan, İstanbul gibi bir şehirde yaşayan bir insanı deniyor ki günde 30 bine yakın veri bombardımanı var şu an. Her yerden bir şey akıyor, bir bilgi, evet, akıyor. Hatta işletmelerde artık şu an veri yönetim müdürlükleri oluşmaya başladı. Yani o gelen veriyi alacak, absorbe edecek, ilgili birimlere dağıtacak ve değere ulaştıracak şeylere ihtiyaç var. Sony'nin kitabında enteresan bir şey okumuştum. Yani işin ne kadar hızlı değiştiğini anlamak adına belki bunda kitaptan gelen bir şey, bir yolculuk. Sony bizim çocukluğumuzda Walkman diye bir, evet, şey vardı. Hatırlarsın, evet, şurasına, evet, böyle takılır kasetler falan. İlk defa Walkman'ı çıkarmışlar. İşte Japonya'da dünya lansmanı, Reuters'lar, herkes gelmiş etmiş. İşte Sony'nin binasında altta dünya lansmanı tanıtımı yapılıyor ama aynı binanın 14. 15. katında Sony mühendisleri o çıkan Walkman'ı yok etmek için çalışıyor. Hmm. Çok enteresan bir şey. Yani her gelen üstüne bir şey koya. Bugün şu an ben bakıyorum şirketlerde artık şirketinizin içerisinde kendi personelinizden şirketi yok etme ekipleri kuracak bir hale geliyorsunuz şu anda. Çünkü dışarıda birileri çalışıyor. Şimdi bu birikimler nasıl oluşacak? Başkalarının tecrübelerinden tecrübe edinerek oluşacak. Şimdi geçmişte zamanımız vardı. Ya işte hani bir yılım, iki yılım diyebiliyorduk. Veya geçmişte paralar kazanılabiliyordu. Ya şu şey deneyeyim, şu yolu deneyeyim, ya olmasa ne kaybedeyim, yani 5 liram 10 liram gider. Ama bugün hani hep söyleyeyim, dağına göre kar, herkesin kendine göre problemi var şu anda. Zamanımız da yok, aynı tecrübeleri bir daha yaşayacak fırsatımız da yok. İşte bu kitaplar bize, evet, o sektörler olabilir, hayata bakış olabilir, hikmet anlamında olabilir, hep o tecrübeleri, yaşanmışları gelip bize aktarıyorlar. Biz de onları alıp tabii kendi bünyemize değerlendirip üzerine de değer katarak inşallah bir sonraki kuşaklara aktaracağız. Kitap bu anlamda hakikaten çok çok önemli fonksiyon icra ediyor. İnanılmaz güzel anlattınız. Estağfurullah. Üstad. Peki bu arada kitap demişken bir de şimdi marketlere de hitap ediyorsunuz. Mikro Kitap da geleneksel olarak marketlere hitap eden, evet, bir firma. Aha. Siz de görüyorsunuz bazen. Evet, kitap saatleri, evet, fotoğraf çekip atıyorsunuz. Çekiyorum zaten. Size gönderiyorum. Güzel bir etkileşim oluyor. Hmm. Peki o konuda görüşlerinizi paylaşır mısınız izleyicilerimize? Hmm. Yani böyle farklı yerlerde, kitap evlerinde tabii kitaplar zaten oluyor. Ekstra yerlerde, marketlerde kitapların olması, satılması, bu yaygınlık size ne gibi duygular hissettiriyor? Bu konuda neler düşünüyorsunuz ve Mikro Kitap için neler söylersiniz? Evet. Şimdi aslında hani belki bir, evet, kitap bilgiyi aktarma, hikmeti bulma, duyguları açığa çıkarma anlamında, oluşturma anlamında bir fonksiyonu var ama sonuçta tabii bir ürün. Bizim ticaret odasında arkadaşlarımız var. Kitap basım yayını ile ilgili komite. Orada Münir abimiz var, evet, bir tane. Evet, evet. Ben de ondan böyle bazen haberler okuyorum. Bize şey paylaşıyor. WhatsApp'ta bazı, evet, rakamlar falan, evet, paylaşıyor. Bandrol sayısı. Bandrol falan sayısı. Baktım bir gün 60 milyonla rekor kırdık diye bir şey yazdı. Ben 60 milyon, hani yıl olarak 60 milyon yılda bir kitap Türkiye rekor kırmış anlamında düşündüm. Meğersem ayda 60 milyon kitap basıyormuşuz bandrollü. Sonra rakamları ya geçen Eylül ayında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihini veya belki hani Osmanlı ve Cumhuriyet diyelim, tarihini toplamını aldığımızda en büyük rekoru kırmışız geçen Eylül'de. 63 milyon baskı yapmışız Türkiye'de. Dedim abi, dedim şey olmasın, hani bir yanlışlık olabilir mi burada? 400 milyona yakın şu anda
normal kitap basılıyor. Bir zannedersem 250-300 milyon kadar devletin ücretsiz dağıttığı şeyler var, kitaplar var. Bir de yine Yayıncılar Birliği'nin veya devletin bir şeyi varmış herhalde. 48 sayfa altını bandrol falan sayılmıyor. Mecburiyet yok. Mecburiyeti yokmuş herhalde. Yani yaklaşık 900 milyon, 1 milyara yakın şey var şu an. Kitap üretiliyor. Yine 1 milyona yakın, yani 1 milyar kitabımız var. Türkiye'de bir yıl boyunca satılan kitap. Bir de 1 milyona yakın da ürün var şu an. Alternatif kitaplar. Yani düşünün, bir yere giriyorsun, 1 milyon tane önünüze alternatif kitap var. Dolayısıyla önemli olan şu. Mesela ben hızlı tüketim sektöründeyim. Hızlı tüketim sektöründe de her yıl yaklaşık 20 bine yakın yeni ürün piyasaya çıkıyor. Ve hepsi de beni al diye piyasaya çıkıyor. Biz de üretiyoruz. Yani her yıl ürünlerimizi yeniliyoruz. Üzerine yeni ürünler ekliyoruz. Tabii geçmişte şu vardı. Hani müşteri gelip sizi bulurdu. Ama bugün sistem değişti artık. Yani o kadar çok müşterinin karşısında alternatif var ki, bu alternatiflerin içerisinde müşterinizin karşısında sürekli olarak bulunmak ve bütün o diğerlerinin alternatiflerinin arasında beni seç diyecek atraksiyonlar yapmak lazım. Yani bugün Coca-Cola'yı biliyorsunuz, dünyanın hani en yaygın markası. Ama her tarafta şeyinize çıkıyor, karşısına çıkıyor. Şimdi Coca-Cola aslında bir ismini de veriyorum ama bir örnekleme anlamında söylüyorum. Aslında bir ihtiyaç mıdır? Değildir. Evet. Ama öyle bir hissettiriyor ki, ya bu benim ihtiyacım dedirttirebiliyor. Bu anlamda bakıldığında kitabı da insanların bir ihtiyacı olduğu noktasına getirmemiz lazım. Yani ben kitap okumalıyım. Ben kitap takip etmeliyim. Ben bilgi edinmem gerekiyor. Bunu bir ihtiyaç haline getirmek lazım. Bugün yine yeni bir kavramımız var, sektörel kavram. O da omnichannel denen bir kavram. Omnichannel anlamı şu: çoklu kanal. Tüketici ile karşılaşma ihtimaliniz olan her yerde tüketicinin karşısına çıkmak. Evet. Yani dün belki kitap evinde karşısına çıkıyordunuz. Ancak bugün tüketici nerede geziyorsa sizin orada onun karşısında olmanız lazım. Bugün dolaşılan yerlerin önemli bir tanesi de marketler. Evet. Dolayısıyla kitabı da orada markette dolaşan bütün vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin karşısına çıkartmamız gerekiyor. Yoksa ben sadece belli bir yere gideyim dediğiniz andan itibaren sizin onu bulmanızı sağlayacak başka tür atraksiyonlara ihtiyacınız var. O yüzden bir de şu var, marketlerin içerisinde hızlı tüketim sektörü ürünlerinde özellikle rekabetimiz tabii çok büyük boyutlarda. Oralarda kar marjları oldukça azalmış durumda şu anda. Dolayısıyla kitap tarzı ürünler marketçilerin müşteriye geldiği zaman ona da sunabilecekleri alternatif ürünler kapsamına giriyor. Bugün görüyoruz, yeri de müsait olan birçok arkadaşımız şu an kitap reyonlarını korumaya başladılar. Evet. Reyonların içerisinde. Burada sizleri çok takdir ediyorum. Yani hem kurguladığınız sistem anlamında, hem böyle bir, bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk Eyvallah. Olarak da ben görüyorum. Doğru. Mükemmel bir iş yapıyorsunuz. İnşallah bunu çok daha fazla marketçi arkadaşımıza bu sistemi yaygınlaştıralım. Biz de elimizden gelen ne gelirse, sizin sisteminizin bu arkadaşlarımıza duyurulması anlamında ne gelse biz de her türlü desteği vermeye hazırız inşallah. İnşallah, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Burada market sahipleri bir kısmı çok duyarlı, diğer bir kısmı da inşallah biraz daha duyarlılık noktasında ve sosyal sorumluluk bakışıyla Aynen. çok daha yaygın i̇nşallah. Hale getirebiliriz inşallah. Üstadım, bu arada Mersin'e bağlanacağız. Tabii. Satış uzmanı, bu konuda gayet uzman ve pek çok kitabı olan İlhan Ürkmez hocamız var. Bugün yayınımıza bağlanacak, bir 10 dakika kadar onunla alakalı son kitabı hakkında ve satışı konuşacağız. Tabii sizle de şu an satışı konuşuyoruz. Evet. Yayına bağlanana kadar da isterseniz hazır mı? Tamam. Recep bana hazır diye. Tamam. Peki, o zaman Mersin'e bağlanıyoruz. Karşımızda İlhan Ürkmez hocamız. Sayın hocam. Abdullah Bey, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün çok tabii çok olun. Kıymetli bir konuğum var hocam. Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın kıymetli abimiz Mücahit Yıldız Beyefendi. Bugün burada çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Siz de oradan takip ediyorsunuzdur zannedersem. Soru evet, bile soramadım. Mücahit o kadar Bey'e güzel akışta selamlar. Devam ediyor ki yarım saat
Nasıl geçti anlamadım. Allah razı olsun. Açıkçası bir 10 dakika kadar da sizi dinlemek istiyoruz. Bağlandığınız için, programa katkınız için ben çok teşekkür ediyorum. Oradan sevgilerinizi, muhabbetlerinizi göndermiş oldunuz. Sizi görmek çok güzel. Peki şimdi burada satışı konuşuyoruz. Tabii 76 yıllık devam eden bir şirket var, bir holding var. 22 şirket değil mi? 22. Bunlar hep satış yaparak ayakta kaldılar. Aynen. Yani ufak bir 1945'li yıllarda Rize'de Orta Cami'nin önünde küçük bir tezgahtan başlayan bir yolculuk. Ne güzel, maşallah. Şimdi İlhan Hükmez hocamıza artık bu konuda uzman kişiler bir lakap taktılar. Dediler ki satışın Mozart'ı. Oo. Bilmiyorum Mücahit Beylere de ne demek lazım. Estağfurullah. O da siz takdir edin hocam. Estağfurullah. Buyurunuz. Mücahit Bey'e de selamlarımı iletirim. Aleykümselam. Zevkle dinledim, dinliyorum konuşmasını. Çok da güzel güncel kavramlarla konuştu biraz önce. Çok da memnun kaldım. Teşekkür ederim her şeyden önce böyle programda kısa da olsa bir zaman diliminde bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, nasıl devam edelim? Abdullah Hocam Bey. Tabii satış konusunda uzman bir insansınız. Pek çok kitabınız var. Ben sayamadım. Evet. Kaç oldu hocam bu son kitabınızla beraber? Son kitabımız 24. kitabım maşallah. Oldu. Maşallah. Satışın Mozart'ı. Henüz daha bir 10 gün kadar oldu çıkalı. Çok emek verdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. İçerik olarak da cidden çok yoğun piyasada değişik sektörlerde sahada olduğum için sahada satış yapan arkadaşların nasıl bir bilgi ihtiyacı içinde olduklarını biliyorum. O ihtiyacı giderici bir içerikte olsun istedik. Ve böyle bir kitap çalışmasını Dorlion yayınlarıyla yaparak okuyucularımıza sunduk. İnşallah. Üstadım şöyle konuya girmek istiyorum ben. Kitabınızın Tabii. bir tanesi Hayatı Üfleyen Adam. Tabii siz sürekli konferansınızda, eğitimlerinizde ve yönetici olduğunuz zamanlarda da yaptığınız konuşmalarla bu anlamda satışı ve hayatı harekete geçiren, bu anlamda Hayatı Üfleyen Adam lakabını kazanmış oldunuz. Tabii şimdi burada da mesela Mücahit Bey'den de dinlerken biz motive oluyoruz. Dinleyicilerimiz motive oluyor. Nasıl? Başarının anahtarları nelerdir? Sabırlı olduğumuz takdirde, işin hakkını verdiğimiz takdirde, çalıştığımız ve inandığımız takdirde başarıya nasıl ulaşacağımızı yaşayan bir örnek olarak gördük. Bu anlamda satışı, satışta başarıyı nasıl yakalayabiliriz? Ve son kitabınızda oku, düşün, uygula demişsiniz. Bu konularda böyle bazı kısa anekdotlar paylaşırsanız memnun oluruz hocam. Tabii ki memnuniyetle. Şöyle ifade edeyim. Satışın Mozart'ı kitabımın henüz daha ön sayfasında çok çarpıcı bir cümlem var ki bunu bazı konuşmalarda açıyorum. Kitaba verilen para ile okumak için ayrılan zaman her zaman kendini öder prensibi önemlidir ve başarının en önemli sırlarından biridir. Hocam sabahleyin kitabınızı biraz okuyordum. Bu yazıyı gördüm ve çok ilgimi çekti, hoşuma gitti. Hakikaten bununla başlamanız da beni çok mutlu etti hocam. Teşekkürler. Buyurunuz. Sektörde ben şunu görüyorum, verdiğim eğitimlerde ve danışmanlıklarda, dünyada da böyle ama Türkiye'de daha çok, bir meslek var ki hiçbir o meslekle ilgili bilgiye sahip olmasan da o mesleği icra edebiliyorsun. Bu meslek satış mesleği. Evet. Ama bu meslekle ilgili bilgilerle donanımlı hale geldiğin zaman çok farklı yerlere gidiyorsun. Çünkü satışı bilerek yapmak ile bilmeden yapmak çok farklı. Satışı bilmeden yaptığın zaman ürün satarsın, satabildiğin kadar, ama bilerek yaptığın zaman çözüm satarsın. Çözüm sattığın zaman da aranan olursun. Bravo. Ve müşterinin danışmanı kimliğiyle hareket edersin ve muazzam bir mıknatıs oluşturursun müşteriyle kendin aranızda. O bakımdan ben her zaman bütün arkadaşlara söylediğim şey, satış mesleğinde hem okuyun hem bazı kişileri izleyin, dinleyin, kendinizi sürekli geliştirin diyorum. Yine Satışın Mozart'ı kitabında ön sözüm şöyle başlar. Kendini geliştirmeye zaman ayırmanın lüks ve pahalı olduğunu düşünen satış danışmanları, kişisel gelişimlerine önem vermeyerek göz ardı etmenin bedelini ödemeye hazır olmalıdırlar. Bu çok çarpıcı bir cümle, biraz önceki cümleyle birlikte. Evet hocam. O bakımdan her zaman diyorum ki satış danışmanlarına, lütfen kendinizi eğitin, geliştirin. Çünkü dışarıdaki dünya çok hızlı gelişiyor, çok hızlı değişiyor. Sizin o dünyaya ayak uydurmanız lazım. Eskatenizi uzatmanız lazım.
yani satış literatürü diliyle konuşur isek, SKT, son kullanma tarihi dediğimiz bir kavram. Herkesin de bir son kullanma tarihi var. Nasıl ki ürünlerin varsa. O halde SKT'nizi dışarıdaki dünyanın değişim hızına uydurmanız lazım. Gelişmeniz lazım. Eğer bunu yapmaz iseniz bir süre sonra geriye düşersiniz. Bir süre sonra da sürekli kaybeden olursunuz. Satış değişiyor çünkü. Sürekli değişiyor. Özellikle pandemiyle bunu çok iyi gördük. Türkiye pandemiyle bunu çok iyi yaşadı. Üstadım, yani, bir şey katkı sunmak istiyorum İlhan Hocam. Lütfen. Mesela çok yine ilgimi çeken bir husus. Hem hocam interaktif olsun şöyle. Satış 4.0 kitabını 2019'da bildiğim kadarıyla yayınladınız. Pandemiden önce. Hemen önce. Evet. Sanki geleceği görerek, yani pandemiden sonra yazılsa diyecektim ki ya işte gördü, bazı şeyleri tespit etti, yazdı. Hayır, öncesinde geleceği görerek bu anlamda bu ibareyi ilk kullanan insanlardan bir tanesiniz. Evet. Bu anlamda geleceği görmek, öngörmek çok önemli. Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen WhatsApp, Facebook ve Instagram'da bir sorun oldu. Çöktü. Evet. Evet. Belki biz ondan o günün sabahı gündüzü diyecektik ki veya yapıyorduk. İşte bu WhatsApp, Instagram'dan satış meselesini konuşuyorduk. Sonra bir sıkıntı oldu. Ertesi gün diyeceğiz ki değişti. LinkedIn'den veya da başka mecralardan bu işi yapacağız. Veya farklı bir yol izleyeceğiz artık. Yani o kadar her şey hızlı değişiyor ki, değil mi hocam? Evet. Bu değişime de biraz katkı. Ben de ufak bir katkıda bulunayım. Sizden hocam, İlhan hocam, sizden önce bir iki dakikada hocama rica edeceğim. Katkı olması anlamında söylüyorum. Ben de zaman zaman üniversite genç kardeşlerime bilgimin zekatını vermeye çalışıyorum. Anladım. Bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Bir grafiğim var. İşte hocam da bilir, sizler de bilirsiniz. Eskiden fasit diye hesap makineleri vardı. Yani tuşlarla şöyle basardınız, kenarını çevirirdiniz. O fasit makine sahiplerinin normalde dijital hesap makinesine atlaması gerekirdi. Ancak bugün baktığımızda fasit makinesi yok. O dijital hesap makinesinde başka bir firma, Casio yaptı. Daha sonra bu Casio firmasının geliştirdiği algoritma ve yazılımlarla bilgisayara atlaması lazımdı. Yani IBM'i onlar bulması gerekiyordu, IBM'in yerine. Hı hı. Ancak başka birileri buldu. Evet. Yazılıma bakıyorsunuz, IBM'cilerin geliştirmesi gerekirken Bill Gates ve arkadaşları buldu. Facebook'u başkası buldu. İşte Instagram'ı başkası buldu. Deniyor ki neden böyle oluyor? Yani niye belli bir kuşak, bir işletme bir yere kadar geliyor ve ondan sonra arkasını getiremiyor? İşte hocamın söylediği olay, işletmeler maalesef öyle bir gayret ve çaba sarf ediyorlar ki, ama belli bir dönem sonrasında bu işin zirvesi artık bu dedikleri anda eskimeye ve çürümeye başlıyorlar. Yerine yeni birileri geliyor. O yüzden o satıcılarımızın da her gün ve her gün kendini geliştirmesi lazım. Hocama onunla ilgili de örnek vermiştiniz ya, onun evet, gibi. He? Tekrar hocama bağlanalım, İlhan hocama. Hı-hı. Lütfen. Katkılarını almaya devam ederim hocam. Buyurun, sözünüzü kesti. Kusura bakmayın bu anlamda. İnteraktif oldu. Sizin, buyurunuz. Evet evet, çok da güzel oldu. Sizin söylediğiniz gibi pandemi öncesi yayınladım ve 3 yılımı vermiştim Satış 4.0 kitabı için araştırma yaparak yazmakla ilgili. Kitap ilk çıktığında çevremizdeki dostlar sen ne anlatıyorsun demişlerdi. Anlaşılması zordu. Evet. Ama pandeminin içerisine girdiğimiz andan itibaren kitabın değeri arttı ve o konularda verdiğim eğitim ve danışmanlıkların değeri arttı. Daha iyi anlaşılmaya başlandı. Çünkü pandemiye hazır olan şirketler pandemide çok güzel iş yaptılar. Ama hazır olmayanlar maalesef ne olup bittiğini anlamakla ilgili çok zaman kaybettiler. Şimdi biraz önce Mücahit Bey'in söylediği nokta çok önemli. Belli sektörlerde bilgi yığılması olur ve o bilgi yığılması bir süre sonra sıçramaya sebebiyet verir. Hani biz buna paradigma değişikliği deriz, paradigm shift deriz. Şimdi belli sektörlerde o işi yapan kişiler bir süre sonra iş körlüğüne sebebiyet verecek bir atalet içerisine girebilirler. Ve her sektörde alın teri ve akıl teri oranı farklıdır. Değişimleri her zaman akıl teri getirir, alın teri getirmez. Bir süre sonra akıttığın akıl teri alın teri haline dönüşür ve yaratıcılığını engeller. Onun için akıl teri akıtan diğer sektörlerdeki bu gelişimi gördüklerinde yaratıcılıkları üst seviyededir, fikir üretebilirler. Satış da böyledir, satış 4.0 da böyledir olaya baktığımız zaman. Mesela şu an günümüzde netendaş diye bir kavram çıktı ki bu kavramı
herhalde Türkiye'de ilk kullananlardanım. Doğru. Yani vatandaştan netendaşa dönüştük. Netendaş, herkes internet aleminde. İnternette olan, gezen, alan, satan, internette evet. hayatını yaşayan kişi konumundaki bir kişiyi tanımlıyoruz. Evet. Şimdi böyle bir kişiye satış yapmak bile vatandaş kavramı içinde yaşayan birisine satış yapmak çok farklı. Ve aynı zamanda satış giderek offline'dan online'a dönüşüyor. Satış 4.0'da işte bunu anlatmaya çalıştım Satış 4.0 kitabında. Onun için hani bu sohbetimizi dinleyen arkadaşlarımız merak evet. eder, okurlarsa daha derinlemesine bilgiyi orada görecekler. Hatta Mücahit Bey omnichannel satıştan bahsetti. Evet. Çok önemli bir kavram. Hem offline'da hem online'da bulunmak, aynen. satışı hibrit bir şekilde, iki şekilde yönetmek ve satış danışmanlarının bu değişen dünyayı farkına vararak satışı yönetmeleri çok önem arz ediyor. Onun için danışmanlıklarımda ben şimdi artan oranda şirketlere geçmişten bugüne gelen alışkanlıkları olan offline satışın yanına bir de online satış kulvarı ekliyorum. Online ağırlıklı bir fonksiyon ekliyorum ve orada özel bir oluşum yaparak online'da da satış yapmalarını sağlamaya çalışıyorum. Üstadım şöyle, sohbetinize doyum olmuyor, olmayacak. Bunu ben çok iyi biliyorum. Yani ben sizi yayına aldım ama başladıktan sonra böyle komple saatlerce konuşuruz. Nasıl ben kapatırım diye de böyle bir endişe içindeyim sabahtan beri açıkçası. Ama ben sizi sık sık yayına İlhan hocam, sizi sık sık ben yayına almak istiyorum bundan sonraki haftalarda. Biraz konum da müsait oldukça, böyle konsept müsait oldukça. Tabii ki her zaman burada yeriniz var. İstanbul'a geldiğiniz zaman her zaman ben sizi davetmek isterim. Ama birkaç dakikada da toparlarsanız süremiz çok daraldı çünkü. Buyurunuz tabii hocam. Tabii ki, memnuniyetle. Hayatı üfleyen adamdan bahsetmiştiniz. Evet, o benim motivasyon ağırlıklı bir kitabım. Evet. Ama bu son satışın Mozart'ı kitabında üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi şu. Hayat adımların oyunu. Ve maalesef biz bunun farkında değiliz. Sabah yataktan kalktığımız andan itibaren birçok insan çevremizde bedenimizi bir yerden bir yere taşıyoruz ama zihnimizi taşımıyoruz. Eğer bedenimizi bir yerden bir yere taşırken zihnimizi taşımıyorsak ve geride bırakıyorsak maalesef değişemiyoruz, ilerleyemiyoruz, mesleki açıdan kendimizi yenileyemiyoruz. O sebepten beden ileriye giderken zihin geride kalmamalı. Satış danışmanlarına, mesleği satış olan kişilere özel mesajım. Kendinizi geliştirin. Bedeninizi taşırken sahada, müşterilerden müşterilere, zihninizi de taşıyın ve geliştirin. Sonuçları evet. nasıl değiştirdiğinizi göreceksiniz. Ben teşekkürlerimi sunarım size. Hocam esasında herkes... Böyle bir oranda sat verdiğiniz için. Evet hocam. Normalde aslında herkes satışçı. Ya satabiliyor ya satamıyor değil mi? Öyle, yürüdükçe, öyle, konuştukça öyle. Esasında... Hocam çok teşekkür ederiz koruma katkınızdan dolayı. Sen bu arada izleyicilerimize şöyle söyleyelim. Mikrokitap.com.tr'de sizin bütün kitaplarınızı satışa sunacak arkadaşlar. Hatta imzalı kitap isteyenlere sizin imzanızla beraber inşallah kitapları takdim edeceğiz hocam inşallah. Sizi çok yakından takip ediyorum ve çalışmalarınızı takdir ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Benim çok sık takipçilerimdensiniz online ortamda biliyorum. Aynı zamanda dinleyicilerim YouTube İlhan Ütmez kanalımdan hem eğitimlerimle hem kitaplarımla ilgili, yaptığım programlarla ilgili detaylı bilgiler alabilirler. Her türlü katkıyı sunmaya size hazırım her programda. Ben de onu söyleyecektim hocam. Ben de sizin YouTube kanalınızı izliyorum. Programlarınızı kaçırmamaya çalışıyorum. Dostlarımıza da tavsiye edecektim. Siz ifade buyurdunuz. Bu arada YouTube demişken sevgili izleyicilerimiz ve kitap dostlarının da Mikrokitap YouTube kanalını takip etmelerini, abone olmalarını evet. ve beğenmelerini, izleyici olmalarını bu anlamda tavsiye ediyorum. Bunu paylaşıyorum. Hocam çok teşekkürler tekrar. Allah razı olsun. Teşekkürler, sağ olun hocam. Çok hayırlı günler diliyoruz. Tekrar en yakın zamanda burada sizi ağırlamak üzere inşallah. Çok teşekkür ederim. Mersin'e, Anadolu'ya selamlar, saygılar. Mücahit Bey'e de çok selamlar. Sağ olun, çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Görüşmek sağ üzere. Üstadım evet. güzel bir katkı oldu. İlhan hocama da tekrar teşekkür konular ediyorum. Çok... Vaktimiz çok daraldı ama. Evet. Şimdi şöyle, ticaret odası faaliyetleriniz var, çok yoğun, biliyor ve takdir ediyoruz. Son dönemde müsiatla alakalı çok ciddi
bir çalışmalar var, enerji var, heyecan var. Evet, yeni inşallah. 26. Genel Kurul'la beraber siz de yönetim kuruluna seçildiniz ve hangi sektör kuruluydu? Gıda, Tarım, Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı olduk. Başkanı olarak faaliyetlere başladınız. Büyük bir heyecan var bilebildiğim kadarıyla. Evet. Biraz oraya temas edebilir misiniz? Tabii, estağfurullah. Hani bahsettiğim birçok şeydeyim, sivil toplum kuruluşun içerisindeyim. Bu bana zaman zaman soruyorlar işte ya Mücahit Bey nasıl bu kadar sivil toplum kuruluşuna yetişiyorsun gidiyorsun evet. şeklinde. Ben de hep şunu söylüyorum hani konuşmanın bir bölümünde de bahsettim. Çok hızlı değişen bu dünyada bilgileri edinmeyle ilgili çok fazla zamanımız yok. Yaşanmışlıklarla ilgili çok fazla zamanımız yok. Bugün her bir sivil toplum kuruluşunu ben bir çiçeğe benzetiyorum. Kendimi de arı olarak görüyorum. Diyorum ki bu çiçekleri dolaşarak oradan çok güzel bal üretmeye çalışıyorum. Maşallah Azer balı gibisiniz bu arada. Estağfurullah. Hem kendim arkadaşlarımın birikimlerine istifade ediyorum hem de ne kadar birikimim varsa bunu girdiğim her sivil toplum kuruluşuna anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Bu anlamda da Türkiye'deki iş dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşu şu anda MÜSİAD. Hani TOB'u geçiyorum, devlet, yarı devlet diyelim, işte İTO gibi sanayi doları, ticaret doları, borsa onları geçiyorum ama MÜSİAD'ın böyle bir şeyimiz 11 var. 11 bin üyesi olan 11 bin şu an üyemiz var. Yaklaşık 60 bine yakın işletme, şirket evet. Bu operasyon içerisinde. Hı hı. Yaklaşık 2 milyona yakın çalışanımız var. Hı. Ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar veriyoruz. Ve hamdolsun özellikle şube açma konusunda da dünyanın birçok ülkesinde şu an şubeleşme çalışmalarımız devam ediyor. İşte biz MÜSİAD'da bu yeni dönemde Türkiye'nin hedefleri doğrultusundaki Cumhurbaşkanımızın verdiği dünyanın 10. ekonomisi olma hedefi doğrultusunda bütün sektörler olarak gerçekten kenetlendik. Herkes kendi sektörünün dünyada 10'unculuğa ulaşması ile ilgili proje ve gayretler sarf ediyor. Mahmut Asmalı Başkanımız ve bütün yönetim kurulu üyelerimiz, bütün MÜSİAD camiası olarak çok büyük heyecan içindeyiz. Evet. Dediğim gibi burada devletimizin hedefleri, ülkemizin hedefleri, ümmetimizin hedefleri doğrultusunda müthiş bir şeyle, şevkle yeni dönemde çalışmaya başladık. Biz elimizden geleni yapacağız. İnancımız o ki biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'a aittir. Her şeyde dediğim gibi bu inançla hareket ederek yapmaya çalışıyoruz. Bu yeni dönemde bunları yapacağız, geliştireceğiz ve ülkemize ve ümmetimize aktaracağız inşallah. Gerçekten takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. 1-2 dakikamız kaldı. Bu arada siz çoklu kanal olarak ifade ettiniz. İlhan Hocamız da bu anlamda güzel ifadelerde bulundu. Mikrokitap'ta Comtr 3 yıldır e-dönüşüm kararı Mikrokitap.com.tr üzerinden evet. faaliyetlerini Aha. ana faaliyet olarak Aha. artık işin merkezine yani yan taraftan online değil de bunu merkeze koyarak diğer tarafları çevreye alarak Aynen. bir yapılanmayla hareket ediyor son dönemde. Bu konuda görüşlerinizi de merak ediyoruz. Onları söyleyerek ufak ufak toparlayalım inşallah. Yani kitap dünyası dediğim gibi evet. Hakikaten çok önemli bir fonksiyon icra ediyor. Bir de hocam şöyle bir şey oldu artık. Buyurun. Birinci kitabı mesela kitap evinden alıyor. İkincisini marketten alıyor. Üçüncüsünü internetten alıyor. Evet. Sonra dördüncüsü tekrar kitap evinden alıyor. Enteresan. Değil mi? Evet aynen öyle. Ben mikro kitabı yakinen takip ediyorum. Hem kendime o benchmark hani başka sektörün tecrübesi anlamında hem de buradaki tecrübelerimizi de sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Elimizden geldiği kadar. Çok doğru adımlarla ilerliyorsunuz şu anda. Ya zaten artık şu dönem bitti. Yani hani me too deniyor ya İngilizce. Bir şey yaptığınız zaman ben de yaptığım dönemi bitti. Yani sizin mutlaka bir farklı bir şeyler yapmanız lazım. Mikro kitap bu anlamda herhalde Türkiye'de ender organizasyonu bir tanesi. Bildiğim kadarıyla epey bir internet sitesi var, e-ticaret sitesi evet. var ama sizin tarz bu işin hem program anlamında yapan okuma saati gibi evet, evet. Çok da güzel bir isim. Bunu ailesiyle beraber evet, yapan kesinlikle öyle. Ve sektöre değer katma anlamında, sektörün genişlemesi ve büyümesi anlamında emek sarf eden herhalde yegane kuruluşlarının bir tanesiniz. O yüzden çok
teşekkür ediyorum. Hem ülkem adıma hem bütün yaşayanlarımız adına, bütün gençlerimiz adına sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin bu takdirlerinizi duymak bizim için de çok önemli ve güzel. Bu arada Mikrokitap YouTube kanalını her hafta programları atarak orada da çok ciddi bir içerik oluşmaya başladı. Yani evet, matbaacılığı merak eden veya bir yazar kitabın yayınlanmasını istiyorsa nasıl hareket etmesi lazım veya işte herhangi bir yazarın kendi uzmanlık alanındaki kitabına bağlı olarak yaptığı anlatımlar çok ciddi bir içerik sağlamış oldu Mikrokitap YouTube kanalına. Ufak bir gençlere ümit vermek anlamında son 30 saniye. Tamam, şunu söylemek isterim. Hani yeni kavramlar dedik. Bu yeni kavramlardan bir tanesi de tersine mühendislik dediğimiz bir kavram. Bunu çok sık lanse ediyorum. Herkesin önünde şu an fırsatlar var. Evet. Bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Hani bugün işte o Steve Jobs'lar, işte Zuckerberg'ler gibi hepsine bakıldığında illa ki onlar bir imkandan yola çıkarak yapmadılar. Yani o dediğim gibi birikimler, gençin cesareti, hayalleriyle birlikte olmayan bir hayali ortaya getirerek oradan tersine doğru yönlenme yaptılar şu anda. Yani imkandan hayale değil de hayalden imkana doğru geliş yaptılar. Bütün genç kardeşlerimin bu hayallerini çok canlı tutmalarını ve önlerinde herkes için bir fırsat olduğunu söylemek istiyorum. Dünya bu konuda hem çok aç hem de çok başarı hikayeleri var. Bunlar niye benim ülkemin gençleri olmasın diye de doğrusu biraz ümit var olmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de son cümlemi şöyle kurmak istiyorum. İnandığımız yolda başarılı olmamız için ne yapacağız? Çalışacağız, cehd edeceğiz. Bir mücahit gibi çalışacağız. Mücahit yıldız gibi de başarılar ortaya koyacağız. Diyerek toparlayalım. Doyamadık. Soruların çoğunu ben soramadım. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar bu programın devamını yapmak nasip olur. İnşallah. Değerli katkılarınızdan dolayı gerçekten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli kitap dostları, çok güzel bir program oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak Mikrokitap YouTube kanalını takip etmenizi, abone olmanızı istirham ediyorum, tavsiye ediyorum. Her hafta pazar günü saat 14'te tekrar buluşmak üzere. İyi hafta sonları. Allah'a emanet olunuz.